Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla Arnavutköy'de bir balıkçıda yemek yedi. Anıl Altan bir ara eşi kahve içerken kızlarını dolaştırmaya çıkardı. Nasılsınız? Siz mikrofonu seviyorsunuz. Sen hangi şarkıyı çok seviyordun Nina? İçeride bir sürü şarkı. Let It Go'yu mu? Let It Go'yu söyleyebilirsin mesela, mikrofona bakalım ses çıkacak mı? İstiyor musun? Tamam, nasıl istiyorsan. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Biz yemek mi yedik? Ne yedin sen? Afiyet olsun. Ben bayıldım. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Anıl Altan, ailece reklam filmi çektiklerini açıkladı. Annesi kahve içerken onlar oyun oynamak istedi. Biz de biraz dışarıda havalandık, içeride sıkıldılar. Nasıl gidiyor peki, her şey yolunda mıdır? Her şey yolunda valla. Güzel, koşturmaca. Yeni projeler var mı? Valla işte benim en son Aşk Mantık İntikam vardı. Sonra orada hikaye bitti. Şimdi bir önümüzde bir reklam filmimiz yayınlanacak. 1-2 ay içerisinde. Ailecek beraber. Harika. Aynen. Şimdilik o şekilde. Anıl Altan kızlarının henüz annelerinin setine gitmediğini söyledi. Kızlar, annenin dizisini siz seviyor musunuz? Isabel'i izliyor musunuz? Nasıl yapıyor anne? Sizi izletiyor mu? Nasıl yapıyor? Ha? Ne yapıyor dizide? Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Sen bir şey söylemek ister misin buradan? Anne evden sabah çıkıp nereye gidiyor? Hiç sete gittiler mi? Onlar sete gitmediler değil mi siz? Annenin işine gitmemiştiniz değil mi? Ama biz de beraber reklam çektik değil mi? Siz ne yapmıştınız o reklam filminde, hatırlıyor musunuz? Ne yapıyordun ne sen? Çiçek mi suluyordun? Altan, ikiz kızlarının arasında zaman zaman rekabetin yaşandığını anlattı. Kardeşler arası tatlı rekabetler oluyor mu? Oluyor. Değil mi kızlar? Siz birbirinizi seviyor musunuz? Çok mu seviyorsunuz? Peki senin en sevdiğin renk hangisiydi? Blue. Blue. Seninkisi? Pembe. Sanırım kafamda da çok yakışmış. Peki sen hangi hayvanı en çok seviyordun? Çitayı. Efendim? Çitayı. Çitayı çok seviyor. Sen? Aslan. Aslanı. Peki yırtıcı hayvanlar. En sevdiğiniz meyve? Üzüm. Ne? Ben üzüm. Üzüm mü seviyorsun? Nina sen? Ben de inci çok seviyorum. İncili çok seviyor. Gerçekten de öyle. Bir de ata binmeyi mi çok seviyorsunuz siz? Evet. Ata nasıl biniyordunuz? Dıkıcık. Atı peki, atı durdurmak için ne diyorduk? Peki gitmesi için ne yapıyorduk? Evet. Vay maşallah. Helal olsun gerçekten. Pelin bunları görünce çok şaşıracak. Normalde konuşmuyor. Alıştılar onlar da. Bana şey diyorlardı. 2 aylık çocukla mı konuşulur? Sen ne biçim adamsın falan. Sonradan meyvesini topluyorsunuz. Hep iletişim kuruyoruz onlarla. Hani çocukmuştan ziyade birey gibi. Balıkçıdan daha sonra Pelin Akil çıktı. Anne kameralar seni de çeksin diyor. Teşekkür ederim. Gel buradan. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yoğun i̇şte bu tempo, çalışma temposunun arasında böyle bir balık yemeye gelelim dedik. Çocuklara balık, sağlıklı balık yedirelim dedik. Onlar da çok seviyorlar. Biz de geldik işte öyle. Güzel oyuncu, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin reytinglerinin artmasına sevindiklerini belirtti. Dizi nasıl gidiyor? Dizi güzel gidiyor. Reytingleri iyice artık evet. Yukarılara çok zirveye tırmandı. Evet, biz de ondan dolayı çok mutluyuz. Evet, çok zor da bir hikaye de çok böyle farklı yerlere gitmeye başladı. Seyirci de merak etmeye başladı. Ben de bir sonraki senaryoyu böyle merak ediyorum. Güzel gidiyor yani. İnşallah böyle de devam eder. Pelin Akil aile boyu korona geçirdiklerini anlattı. Sizin de bir COVID süreci vardı. Evet nasıl atlattık. Geçti? Yani şu anda antikorlu. Hepimiz geçirdik. Çok şükür öyle. Zordu. Annem de bizdeydi bir de. Ona bulaşmasın diye en çok korkuyordum. Ona da bulaştı ama yani yaşları daha büyük olduğu için korkuyoruz tabii. Şimdi hepimiz iyiyiz. Sağlıklı. Akil ikiz kızlarının babalarına çok düşkün olduklarını vurguladı. Daha çok babaya düşkün oluyorlar tabii. Ben sürekli dışarıda olduğum için böyle koşa koşa akşam eve gidiyorum mesela, setten dönmüşüm. Onları uyutacağım. Direkt şey diyor. Sen git baba uyutsun yapıyor böyle. Ben çok üzülüyorum. Öyle şeyler oluyor ama onun dışında tabii... O yüzden de bana sinirleniyor, bana karşı bileniyor. Yani ama hani tabii ayakları üzerinde duran bir annelere, çalışan annelere onu örnek alacakları için de çok mutluyum tabii ki. O yüzden bu güzel bir şey.
Bir tabii öyle bir zorluğu var benim için. Ünlü oyuncu kızlarına her zaman dürüst olduklarını sözlerine ekledi. Sevgimizi veriyoruz tamamen onlara. Vaktimizin hani ne kadar vaktimiz varsa onun kıymetli güzel geçirmeye çalışıyoruz. Anımızı güzel geçirmeye çalışıyoruz. Onlarla güzel iletişim kurmaya çalışıyoruz. Her şeyi konuşuyoruz onlarla. Hiç yalan söylemiyoruz. Mesela dışarıya çıkarken işte bazen hani denk geliyorum işte başka şekillerden hani korkut. YouTube'da çıkıyor anne baba ama biz her zaman doğruyu söylüyoruz. Anne baba günü bugün biz birlikte yemek yiyeceğiz diyoruz mesela. Onlar da anlıyorlar artık bay bay deyip bizi yolluyorlar. Benim bunlar yağ arkadaşlar. Balığın yağları. Artık bak, bunları görmezsin.